Araştırma hastanesine 50 milyon parası olmayan gece ondan sonra gidemiyor. E toplu taş, 50 milyonu olmasa gidemiyor. Şimdi 50 milyonu taksiyle gidip gelmesine mi versin, ilaca mı versin? Taşıma sektörüne şu an kesinlikle bir ferdi vaat dese ki ben kazanıyorum. Gelsinler veyahut da dışarıda deniliyor minibüsçüler kazanıyor. Pandemi sürecinde vatandaşla kavga ediyoruz bilmeyin diye. Birkaç gündür maske uygulaması yapıyorlar fakat bunlara maske de atan yok. Toplu taşıma sektörü, ben bugün en son bir firmayla görüştüm. Dedim getirin kardeşim, tanesi 1 milyon, biz kar etmiyoruz. Kar amaçlı değil, en azından bir her bir minibüsümüze biz peşin para vererek alalım. En yakın örneği zaten gördünüz. Yolda insanlar el kaldırıyor, alamıyoruz. Fazla ücret alamıyoruz. Ondan sonra yani insanların acil işi oluyor, şey oluyor. Onlar da mağdur oluyor. Yani zaten bu virüste tamam bütün dünya şey oldu, mağdur oldu da en çok etkilenen biz olduk. Yani tek temennimiz bir an önce düzelmesi. Gidiyoruz mazot alıyoruz, 300 milyon para çekiyoruz, 350 milyon mazot alıyoruz. Öyle diyelim. Yani giderimiz gelirimizi karşılamıyor. Gider geliri karşılamıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz biz de. İki gün önce geldiler. Dile maske satıyoruz. Kutusu 50 milyon. 50 milyon da ben 50 milyon para benden kazanmıyorum yani şu anda. Biz kiracılar şu anda kira bile hat sahiplerine karşı mahcubuz, veremiyoruz. Veremiyoruz. Çünkü her şey ortada olduğu gibi biz tek değil. Yani bütün esnafların hepsi o şekilde. Bizim tek istediğimiz sadece koltuk sayılarımızı yapsınlar. Pandemi hastalığın geçene kadar. Minibüsçüler de yani haline onlar da etkilenir. Yani bekliyoruz yani inşallah hastalık biter de düzelir her şey. Bizim sorunumuz yani yolcu sorunudur yani. Yarı koltukla gidiyoruz. Yani bu şekilde olursa da kurtarmıyoruz yani.